Mesela şu anda devlet malımıza, mülkümüze tapulu olan yerlerimize diyor size vermiyoruz. Evet. Bunun karşılığında bize ya TOKİ öneriyor ya maddi para olarak biz de kendi yerimizi istiyoruz diyor. Şimdi devlet orada oturan ev sahiplerini orayı kabulaştırdı. Ev sahiplerine bu karşılığında TOKİ vermeye çalıştı. Şimdi kimisi maddi durumu uygun olmadığı için bu TOKİ'leri kabul etti. Kimisi para kabul etti. Kimisi de tapunun malını istedi. Şimdi tapunun malını orası zaten oraya TOKİ girdi. Bu tapunun malını almak için bunlar devlet bir sözleşme yaptı bu insanlara. Dediler ki biz orayı yapacağız. Orayı biz size satacağız. Şimdi ben kendi adıma konuşayım. Benim 360 metrekare bir evim vardı orada. Bu 360 metrekare yapıya devletin verdiği ücret 80 lira. 80 bin lira gibi komik bir rakam. Ama oraya onun yerine benim tapulu müşterek olmayan, benim bizzat kendi tapumun olduğu yere 180 metrekarelik bir ev yapıp, saçma sapan bir ev yapıp onun için benden 500 bin lira para istedim. Ve orası kamulaştırıldığı için ben bunu mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Kabul etmek zorunda kaldım ve sözleşme imzaladım bu karşılığında. Ama sonuç olarak en son yapılan, alınan bir kararla şöyle bir sonuca varıldı. Kardeşim gelin biz burayı da size vermiyoruz. Biz size TOKİ'den ev vereceğiz. Benim evim 360 metrekare. Ben orada o evde 20 kişi yaşıyorum. Peki ben gidip o TOKİ'nin 3 odalı evde ben kaç kişi yaşatabilirim o evde? Biz bunu da geçtik, bu kadar haksızlığı da geçtik. Bu kadar haksızlığa rağmen biz o sözleşmeyi imzaladık. O 500 bin lira bize sattıkları evi zorunlu olarak almak zorunda kaldık. Ama alınan ikinci bir kararla o evi de bize vermeme kararı aldılar. Şimdi şunu kabul ediyorum, sen kamulaştırırsın orayı. Atıyorum orayı işte devlet yararına atıyorum okul yaparsın. Ondan sonra ne bileyim sağlık ocağı yaparsın, farklı bir şey yaparsın. O şekilde kamulaştırırsın. Ama sen orayı ticarethane yapıp benim malımı, benim tapum başkasına peşkeş çekemezsin. Ben bunu kabul etmiyorum. O genelgeye de imza atmıyorum. Çünkü orası benim tapulu malımdır. Sen orayı kamulaştırıyorsun ama sen orayı bir ticarethaneye çeviriyorsun. Sen yine onu şahsa veriyorsun. Sen onu devlet yararına kullanmıyorsun sen o evi. Olayımız budur. Yani bu kadar insan toplanmış, bu kadar insan mağdur edilmiş. Ve bu kadar insan mağdur edilmesine rağmen elindeki mülk dahi alınmaya çalışıyor. Benim 360 metrekarelik, benim yapıma, benim arsama 80 bin lira gibi komik bir rakam veriyorsun. Ama senin yaptığın 180 metrekarelik müteahhitlere peşkeş çektiğim o alanı bana 500 bin lira zorunlu olarak satmaya çalıştın. Ben dedim ki bu kamulaştırılmış. Sen bunu kabul etmek zorundasın. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Her şeye rağmen kabul ediyorum. Benim mülkümdür kardeşim. Ne partisi olursa olsun. Ben oradaki mülkümü almak istiyorum.